Herkese merhaba. Bugün sizlere elimde bulunan kaligrafi kitaplarından biraz bahsetmek istiyorum. YouTube kanalıma uzun zamandır video atıyorum fakat ilk defa sesli bir video paylaşacağım sizinle. Lafı uzatmadan hemen kitaplara geçmek istiyorum. Birinci göstereceğim kitap Ömer Faruk Dere'nin ilk çıkarttığı kaligrafi kitabı. Bu kitapta temel kaligrafiden bahsediyor. Tabi yazının tarihçesinden, işte hangi yazı türlerinin olduğundan, yazı yazarken hangi malzemelerin kullanılabileceğinden her türlü bilgi var burada. Uygulamayla ilgili yine aynı şekilde nasıl uygulanabileceğinden bahsediyor. Ölçü almadır. Yani aklınıza gelebilecek her türlü bilgi mevcut. Burada da temel kaligrafiden bahsediyor. Yazmaya başlayanların ilk yazması gereken alfabe. Bu büyük harfleriydi. Bunlar da küçük harfler. Tabii yazıya başlamadan önce herkes hemen eline kalem alır almaz süslemeli yazı yazmaya başlıyorlar. Fakat yapılması gereken önce bu şekilde alfabe çalışmaktır. Yine ikinci bir alfabe daha var. Bu da dar harfler. Onların küçük harfler bunlar da. Bu şekilde ilerliyor. Daha sonra italik harflere geçiyor. Bu temel harflerin italik halleri bunlar da. Bunların küçük halleri. Bu şekilde ilerliyor kitabımız. Daha sonra tabi farklı yazı çalışmaları da mevcut burada. Mesela burada göstermiş. Kaç tane yani şekilde yapılabileceği, süslemelerin nereden çıkarılabileceği ile ilgili bilgiler vermiş. Daha sonra İlk italik harfler ve süslü yazı kısmına doğru ilerliyor birazcık daha. Yani tabii ki buraya hemen geçmek doğru değil. Hemen geçmek yerine daha önceki alıştırmaları yapmak lazım. Bu kitabın bir de defter hali var. Defter halinde alıştırma yapabilirsiniz. Onu fotokopi çekerek üzerinden yazı yazabilirsiniz. İlk harflerin yani italik harflerin bu şekilde küçük harfler de var. Sayılar vermiş burada mesela rakamlar. Yine devam ediyor. Burada süslü harflerimiz yani bu süsleme yapılabilecek harflerimizin bir de dik halleri verilmiş. Daha sonra küçük harfleri veriliyor. Kitabımızda yazı örnekleri de mevcut. Şu şekilde. Espas kavramından bahsetmiş. Mesela şurada geniş espas yani espas dediğimiz harfler arasındaki boşluk. Yine birazcık daha normal espas, dar espas, bozuk espas şeklinde göstermiş. Eşit espas. Espas dediğimiz harfler arasındaki boşluk olması gereken boşluk. Burada mesela iki şekilde yazmış aynı yazıyı. Birinde eğik şekilde yazmış, diğerinde düz şekilde. Yine harflere getirilebilecek yorumlar burada bahsedilmiş. Süslemelerden bahsedilmiş. Bu şekilde süslemeler var. Şimdi bazı kaligrafide yani süslemelerin de bir şekli var, düzeni var. O şekli düzeni oturtmak gerekiyor.
Bu şeklin dışında yapıldığı zaman yazımız çirkin gözüküyor. Evet, burada da aynı şekilde. Boyut değişikliğine dikkat etmek lazım. Her kalem ucuyla her yazı yazılmaz. Yani her boyutta yazı yazılmaz. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Devam edelim. Harflerin serbest stilde yazılması, yorumlanması şekilleri var. Bakın burada birçok A şekli gösterilmiş, A tasarımları gösterilmiş. Serbest şekilde yapılması ile ilgili. Ömer Faruk Deren'in italik A çalışmaları, H çalışması var altta da. Evet, kompozisyon olayı var. Yine aynı şekilde. Şurada farklı şekillerde kompozisyonlar yapılması ile ilgili bir bilgi var. Nasıl kompozisyon yapılabileceği, yani yazımızın uzun yazılarda özellikle nasıl ayarlanabileceği ile ilgili bilgiler mevcut. Burada da yine mesela bir tablo oluşturacağız. Tablonun tam ortasına yazmamız lazım yazıyı. Ve ne kadar boşluk kalacağı yine buralarda bilgi olarak verilmiş. En sonunda da yazı örnekleri var. Altlarında da kime ait oldukları yazıyor. Evet. Ethem Çalışkan'ın da mesela yine yazısına verilmiş. Farklı tasarımlar da mevcut. Bu şekilde kaligrafi bir kitabımız. Ömer Faruk Deren'in ilk çıkardığı kaligrafi kitabı. Şimdi gelelim ikincisine. İkinci kitabını ben merakla bekliyordum. Çünkü kaligrafi sadece italikle ve temel harflerle bitmiyor. Bu kitabında ise gotik ve fraktır yazılara çalışmış Ömer Faruk Deren bizim için. Gotik yazının temelini anlatmış. Ben hızlı hızlı geçiyorum. Sizler kitabı aldığınız zaman inceleyebilirsiniz. Yine burada da malzeme kısmından, kağıt kısmından bahsedilmiş. Kalemlerden bahsetmiş. Bu sefer daha ayrıntılı bir kalem ve uç anlatmış burada. Mürekkepten bahsetmiş. Kağıttan yine aynı şekilde. Uygulamadan bahsedilmiş burada. Asıl önemli olan yer burası zaten. Evet. Başlamadan önce yapılması gereken temel çizgi hareketleri. Bunları uzun süreli çalışmamız gerekiyor. Gotik harflerde bu yanlışa dikkat etmemiz gerekiyor. Kesinlikle bu şekilde dost doğru bir çizgi çıkması gerekiyor. Evet. Nip ölçüsü çok önemli olan bir şey zaten bu. Nip dediğimiz kalem uçları. Kalem uçlarına göre almamız gereken ölçü var. Bu ölçüyü almadan yazıya başlamak uygun değil. Burada zaten ölçüyü bize göstermiş. Ölçü almakta eğer zorlanıyorsak, her seferinde aynı ölçüyü nasıl tutturacağım diye düşünüyorsak, onun için kolay da var. Böyle bir cetvel yardımıyla ölçümüzü rahatlıkla alabiliriz. Evet. Ölçü aldıktan sonra yazının nasıl oturtulacağı ile ilgili, gotik harflerin nasıl süsleneceği ile ilgili bilgiler de verilmiş. Evet, alfabeyi verdikten sonra arkasından da bu şekilde yazı örnekleri veriyor. Ve bizim de aynı şekilde onu uygulamamızı istiyor. Bunun da aynı şekilde defteri var. O defterde yine
uygulama yapılabilir. Dedikten sonra fraktür kısmına geçiyoruz. Bu şekilde. Yine süslemelere değinmiş. Burada harflerin, baş harflerin özellikle nasıl süslenebileceği ile ilgili bilgi verilmiş. Yine aynı şekilde kompozisyondan bahsedilmiş. Yazı örnekleri var. Bu şekilde farklı alfabelere de değinilmiş. Farklı kişilerin yazmış olduğu alfabeler de var kitabımızda mevcut. Evet, bu şekilde Ömer Faruk Derin'in iki kitabını da alıp yararlanabilirsiniz. Gelelim üçüncü kitabımız olan yabancı bir yazarın yapmış olduğu, hazırlamış olduğu kitabımıza. Evet, Türkiye'ye ilk geldiğinde arkadaşlar tavsiye etti ve içeriği gerçekten çok zengin. Bu ismi görünce zaten ben direkt aldım. Çünkü dünyada tanınmış bir kişi John Steens. Yani gerçekten çok kapsamlı bir kitap hazırlamış kendisi. Yine aynı şekilde kitabımızda bilgiler var. Kağıtlar, malzemeler. Hangi uçla nasıl yazılacağı ile ilgili bilgiler var. Mürekkepler hakkında yine bilgiler veriliyor. Yine ölçü almadan bahsedilmiş. Kitapta ara ara bu şekilde de alıştırma yapabilmemiz için sayfalarda mevcut. Gördüğünüz gibi her sayfada bir alfabe var. Yani gerçekten çok zengin bir kitap. Yani tavsiye edebileceğim en kapsamlı kaligrafi kitabı şu an Türkiye'de bulabileceğiniz. Yani tabi imkanı olanlar Amerika'dan veya yurt dışından getirebilir farklı kitaplar ama Türkiye'de bulabileceğiniz en kapsamlı kitap diyebilirim. Evet, kitabımızda farklı alfabeler var. Mesela Türkiye'de en çok kullanılan alfabe, italik alfabe. Yani herkesin yazmaya çalıştığı aslında adını bilmedikleri alfabe, italik. Bu şekilde. Black letter alfabesi. Yani şekilde. Dediğim gibi farklı alfabelere yer verilmiş. 50 tane, kitabın başında zaten belirtiyor. 50 tane farklı alfabe var burada. Bu şekilde. Kitabımız gerçekten zengin. Alfabeler bittikten sonra da renklendirilmiş harfler diye bir kısım var ve tesip, süsleme yani. Renkli harf nasıl yazılır? Bununla ilgili teknikler verilmiş, görseller verilmiş. Birazcık daha Avrupa'yı tarzda süslemeler. Zaten Latin alfabesinin, Latin kaligrafisinin temelini oluşturan bu harfleri süsleyerek yazmak. Renklendirerek yazmak. Evet. Bizdeki tesip anlayışından biraz farklı ama yine de süsleme var. Bunlar da zaten tesip diyorlar.
Evet, farklı tekniklerle, basit tekniklerle harfleri nasıl süsleyebiliriz? Nasıl renkli gösterebiliriz? Bunu adım adım bu şekilde göstermiş bize. Kitabımızın 3. bölümünde ise yaratıcı el yazısı, yani farklı şekillerde nasıl bir el yazısı oluşturabiliriz? Bununla ilgili bilgiler vermiş. Bunların temel bir alfabesi yok. Daha çok kişinin yaratıcılığına kalmış, birazcık daha yeteneğine kalmış harfler. Evet, kaligrafi projeleri diye 4. bir bölümü var kitabın. Evet, sulu boyayla aslında çok güzel görüntüler oluşturabiliyoruz. Buna örnekler de verilmiş. Bu şekilde resmi çizip sonrasında ona yazı yazarak tablo oluşturma örnekleri verilmiş. Dijital kaligrafiden de bahsedilmiş. Kitabımız bu şekilde. Hatta hediye kartları hazırlamaktan dahi bahsedilmiş. Çok zengin bir kitap. Evet. İlk tanıtım videomuz bu şekildeydi. Videolarımızın devamı gelecek inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Yeni videolardan haberdar olmak için de çanı açmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler.